Hangi alanda çalışırsanız çalışın, üretken değilseniz yandınız. Kimse vaktini verimli kullanmayan veya katma değer üretmeyen biriyle çalışmak istemez. Hemen korkmanıza gerek yok. Ayağa kalkın ve silkelenin. Üretken olmak için harekete geçin ve sizi geride tutan alışkanlıklarınızı terk edin. Yoksa sizi engelleyen alışkanlıkların neler olduklarını bilmiyor musunuz? Günlük hayatımızda işimizi yaparken üretken olmamızı engelleyen davranışların farkında olmayabiliriz. Ama bu videoyu izlediğinizde "Vay be, bunlar mı üretkenliğimi engelliyormuş?" diyeceksiniz. Hazırsanız yüzleşmeye başlayalım. 1. Detaycı olmayın. Detaycı olmayın derken "aman salla gitsin" gibi bir moda girin demiyoruz. Eğer bir işi tamamlarken üzerinden en az 10 kere geçiyorsanız bunu yapmayın diyoruz. Bazı durumlarda en iyiye ulaşmaya çalışırken hem vakit kaybına uğrarız hem de üretkenliğimizi önemli ölçüde kaybederiz. Detaylarda boğulmak tam olarak kaçınmanız gereken şey. Gerektiği kadarıyla detaylara odaklanın ve fazlasından kaçının. 2. İşbirliğine açık olun. Her şeyi kendiniz yapamazsınız. Ne kadar mükemmelliyetçi olursanız olun, yardım almayı bilmek üretkenliğin en kilit yanıdır. Eğer yardım almayı reddederseniz tüm işler size kalacağı gibi asla ve asla işleri vaktinde yetiştiremeyeceksiniz. Bu yüzden ofis ortamında işbirliği tekliflerine olumlu yaklaşmak oldukça önemli. İş yükünü paylaşırsanız daha yaratıcı düşünebilir ve daha etkin çalışabilirsiniz. 3. Daha çok değil, daha akılcı çalışın. Daha çok çalışmak üretkenliği öldüren faktörlerden biridir. Bu noktada zaman planlaması oldukça önemli bir rol oynar. Daha çok çalışmak yerine daha az ama akılcı çalışmak, üretken olmak için oldukça faydalıdır. İlk olarak eğer acil yetiştirmeniz gereken işler varsa günü planlayarak başlayın. Daha sonra haftayı ve ayı planlayarak üzerinizdeki yükü azaltabilirsiniz. 4. Erteleme hastalığından kurtulun. Erteleme, çağımızın hastalığı olabilir. Dur ya, şu işi bitirip başlayacağım. Önce yemek yesem acaba daha mı iyi olur? Çok yoruldum ya. Biraz dinlenip böyle başlayayım. Tanıdık geldi mi? Çoğumuz bu gibi bahaneler bularak sürekli işlerimizi erteliyoruz. Erteleme bizi daha üretken yapmak yerine engeller. Bir işi ertelediğiniz zaman işi yapma motivasyonunuz oldukça düşecektir. Aynı zamanda açık bir zihinle düşünmek yerine son dakikada yetiştirme telaşına düşme ihtimaliniz de oldukça yüksektir. Bu nedenle üretken olmak için erteleme hastalığınızı yenmeye çalışın. 5. Aynı anda farklı işleri tamamlayın. Tabii hem mail yazıp hem hesaplama yapın demiyoruz. Burada söylemek istediğimiz şey, bir işe başlamak için diğerinin bitmesini beklememeniz gerektiğidir. Aynı anda iki işle ilgilenirseniz birinden sıkıldığınızda diğeriyle devam edebilirsiniz. Ayrıca diğer işe geçtiğinizde beklemediğiniz bir şekilde yeni fikirler bulabilirsiniz. 6. İhtiyacınız yoksa internet bağlantısını kesin. Bu belki de en zor uygulamalardan biri olabilir. Günümüzde neredeyse yemek hazırlamak için bile internete ihtiyacımız var. Ama aslında internet çalışma sırasında üretkenliğinizi ciddi anlamda düşüren etkenlerden biri. Kendinize şunu sorun, bilgisayarı açtığınızda ilk yaptığınız şey ne oluyor? Büyük ihtimalle en sevdiğiniz siteye girip en az yarım saat oyalanıyorsunuz. Daha sonra günün haberleri, dur şu maçın skoruna bakayım, Instagram'da neler olmuş derken işe başlamanız en az 1 ya da 2 saat gecikiyor. Üretken olmak veya üretkenliğinizi arttırmak istiyorsanız dikkat dağıtıcı bu etkinlikleri en aza indirmeniz gerekiyor. İnternet bağlantısını kesemiyorsanız ciddi bir disiplin uygulayarak konsantrasyonunuzu arttırabilirsiniz. 7. Çalışırken mola verin. Dinlenmiş bir beynin üretken olma olasılığı yorgun bir beyinden çok daha yüksektir. Üretkenlik genelde farklı değişkenlere bağlı bir süreçtir. Ama yorgun bir şekilde üretken olmaya çalışmanın pek de yararlı olacağını söyleyemeyiz. Kendinize dönüm noktaları belirleyin ve bu noktalarda molalar verin. Molanın türü tamamen size bağlı olacaktır. Kısa bir yürüyüş yapabileceğiniz gibi video oyunu oynayarak da beyninizi dinlendirebilirsiniz.